Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Total War Warhammer 3 bölümüne hoş geldiniz efendim. Larva Lord'u Tamurkan ile oynadığımız serinin final bölümüyle karşınızdayım. Yaklaşık 5 bölümlük bir seri oldu dostlar bu ve ben açıkçası oynarken inanılmaz keyif aldım. En son buradaki Zahar'ın Cenk Birliği, Kaos Cücelerine saldırmıştık. Burada mücadele taşı bölgesinde onları durdurmak için 20 kişilik ordum artı bir de garnizonum hazırda bekliyordu. Bununla beraber Buzsukan diyarından Fırtına Tepesi'ne doğru, oradan da Granit Dikenler ve Kuş Sürüsü bölgesine doğru yavaş yavaş ilerlemeyi planlıyordum. Şu an baskın atan orduları gördüğüm kadarıyla çok da kıdemli birlikler değiller. Bu yüzden açıkçası fazla bir çekincem yok bunlardan. Rahatlıkla bunları hallederiz diye düşünüyorum. Evet Bahadır'ım, tüm gün Warhammer'daydık. Ve Warhammer devam ediyor. Biraz oyunun sesi fazla geldiğinden kendi konuştuğumu duyamıyorum dostlar, kusura bakmayın. Ahanda iki baskın ordusu da bizim bölgemize geldi. Amaçları garnizonu dışarı çekmek. Garnizonla beraber saldırırlarsa pek bir şansları yok zaten. Ama ne yapacağız? Tabii ki biz dışarı çıkmayacağız. Ya oyunun soundtrackleri çok iyi. Bakan o isim. Şimdi... Ana ordusu arkada bekliyor muhtemelen. Dostum geliyorum. Buradan vura vura gideceğim. En olmadı diğer orduyla Fırtına Tepesi'ne dalarım. Bir tur içerisinde oradayım birader. Hiçbir şey yapamazsın buraya. Anında dalabiliyor mu buraya onu bilmiyorum ya mücadele taşına. Hani kuşatma mı atar? Dalar mı? Vallahi kontrolüm full. Gelecek tur Tamurkan orada ya, bakalım yani. Vereceği karar ne olursa olsun bunun bir bedeli olacak. Yozlaşmamızı da basıyoruz. Ana şehrimiz, ana eyaletimiz de iyi durumda. Üst taraf zaten Brolein. Adamları ölümden kurtardık. İki tane orduları bekliyor orada. Vasalımızın. Hadi bakalım. Dalmalarını bekleyeceğim. Aa, rotasyon attılar ileri doğru. Ama arkadaki Karak Zatan'ın ordusunu boşta bırakırsam bedelini ödersin, haberin olsun. Peki bizim orduyu 3 kişi araya alırsa ne yapacağız? 3 ordu araya alırsa bizim için daha kötü. Yeşil Ay'da ne oldu abi? Veba yayılma şansı arttı. Aa, Tamurkan bunlara dalabiliyor. Valla birlikleriniz dandik kanka. Birlikleriniz dandik, hiç şansınız yok. Ooo, seninki de dandik oğlum. Ölümün feryatçıları, roket atıcıları hiçbir bok yapamaz bana. Şimdi şöyle yapacağım. Tamurkan bunların feryadını dindirmeye gidecek. Kesin zafer diyor zaten. Yapıştıralım şunlara. Muhakkak orduya ikmal alacağım dostlar. Çok güzel. Namlu alay açıldı. Çoban çıbanı.
Bu namlu alayı basabilmek için neye ihtiyacım var? Şu ikisinin birleşmesine ve birinin akılmasına ihtiyacım var galiba. Sıra sende. Sıra sende ve senin canını okuyacağım. Burada ne yapmak istiyorum? Örümcül kılıçla gücüme güç katmak istiyorum. Yara bırakanla silah gücümü daha da arttırmak istiyorum. Bununla beraber yanımızdaki yoldaşa hastalıklıyı verip veba süresini bir tur arttırmasını sağlayacağım. 20 level olan kaos savaşçımıza da yakın savunma vereceğim ki kendisi zaten ejdere biniyor. Ejdere binen halini hiç görmek nasip olmadı. İnşallah ejdere binen halini de göreceğiz. Buradaki kahramanımızın gücünü arttırdım. Şuranın tam anlamıyla bir iyileşmesini sağlayalım. Burayı bir ikinci kademeye çıkarayım. Buradan dız diye gelip şu yoldan geçmeden mücadele taşlarını vuramaz. O yüzden ikinci orduyu Fırtına Tepesi'ne gönderiyorum. Ne kadar canı azalırsa azalsın Fırtına Tepesi'ni alması bana yeter. Burada yapacağım başka bir şey yok. Cüzzamla ete doğru ilerliyorum. Aa bu arada biz... Aa ne yaptın? Geri kaçtı. Abi kaçabilirsin ama saklanamazsın. Cehennem topu basacaktık bak. Cehennem topu basmayı unutmayalım. Cehennem topu bizim için önemli. Pislik içinde yuvarlanın abi. Zayiat ikmaliniz iyice artsın. A benim cehennem topum varmış zaten. Abi şahane. Sen buraya doğru kaçtın. Granit dikenler şu an boşta. Okey. Granit dikenlerdeki orduyla beraber bir araya gelip beni yıkabilir mi acaba? Hiçbir şey yapamaz. Şu granit dikenleri parçalayalım. Öte yandan Fırtına Tepesi'ni de bir kuşatalım. Fırtına Tepesi'nde nihai zaferimizi alalım. Burayı da işgal edeceğim ve Doğu Yolu Eyaleti'ni önleme alacağım. Oo yastı feryat. Destekleyici kademesine geldi. Ve arzu edersem mamut alabiliyorum. Mamut okey de şu anlık gerek yok ya. Ozan'ın primer avantajıyla aramıza katılıyor efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Senin cehennem topun iyi işime yarayacak. Bu destekleyici olursa bana daha da iyi olacak. 3 puan daha alabilirsem kurbağa ejderha açılacak zaten. Ozan 180 primer avantajıyla aramıza katıldı Ozan. Burada da kontrol ve büyüme basıldı. Hemen binasını basalım. Hemen kazanılan geliri arttıracak binayı basalım. Burak Güler primer avantajıyla aramıza katılıyor. Efendim hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Bu tüccar değil mi ya? Okey, tüccarın burada bir yere dalacağını zannetmiyorum. Kafatası bölgesinde de bir eyaletimiz var. Ya bana kimsenin dalacağını düşünmüyorum. İşin açığını söyleyeyim.
Aa, bizim diğer Chaos Lord'u seviye aldı. Zindelik kaybında azalma alalım. Binaları es geçelim. Tüccara elleşmiyorum. Tüccara elleşmiyorum ne demekse artık. Tüccarla uğraşmıyorum. Derdim tüccarla değil. Bu arada Tamurkan serisi hakikaten çok güzel oldu. Dörtix veba taşıyıcılarını alayım. Kara zehir fraksiyonu yok edildi. Bunlar burada bizden güçlü. Lakin fırtına tepelerini salmak gibi bir niyetim yok. Belki kuşatma altında tutabilir bizi. Bilmiyorum. En olmadı bu orduya şu zırzoplardan atıp bir tane mamut alırım. Namlı alaylar diğerinde. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Reisler panelini açayım. Bunlar komple bizim orduda. Kurtlara ve mamuta parayı basayım. Buradan şu 3 dingili at. Onun yerine kurtlara ve mamutu ver. Fırtına tepelerinde bana hiçbir şey yapamayacaksın. Sur bekleyebilir. Bura bekleyebilir. Mücadele taşı kullanılıyor. Dar ağacı ve zabacın ovaları iyi. Şurada gelen geliri iyice arttıralım. Şunun peşinden mi gitsem acaba? Ya da burada böyle amansız bir savunma mücadelesiyle verilebilir bu arada. Çünkü şey yok. Yani çok okçusu yok. Fırtına topçularını kurtlarla avlarım. İyi yorarım bunu orada ya. Biz granit dikenlerden vurmaya devam edelim. Şurayı talan etsem. Ya da yerle bir edelim. Senin kuş sürüsü bölgemdeki ordun da beni tutamaz. Vurması zor, kalın delili, yara izli gazi. Benim bütün üniteler şu an fevkalade durumda. Fırtına tepesinde bir şey yapamayacağım maalesef. Fırtına tepesindeki adama güveneceğim artık ya. Abi sizle barışmayı düşünmüyorum. Fırtına tepesini kuşattı. Deneriz en olmadı yeniliriz ne olacak ya. Yani tabi Tamurkan'la savaşmaya ben alıştım. Ya da savunma formasyonunda beklerim. Tamurkan'ın işini bitirip hızlıca buraya dönmesini sağlarım. Benim zayiat almama ne kadar var? Anında yıpranma mı başladı? Ama anında yıpranma fenaymış ya. Şunu yaparsak kıl payı zafer. Kayıpsız hiç kendimizi riske atmadan halledelim. Biraz daha para alalım. Oo, Küheylan'la falan bindi. Fırtına tepesi azıcık zarar görmüş. Hemen orayı toplayalım. Hemen şu binayı da basalım. Bunu da basalım. Tamam.
bazı şeyleri oto hallederek çok muazzam işler yaptık bu arada. Maggot Lord. O şuna dalabiliyor muyum? A bunlar tizenkler. Aa kaçtı. Mücadele taşına başka bir şey basmak istiyor muyum? Sinekler minekler kalsın, hadi şunu basayım. Bu Lord'a da bir upgrade. Tam olduğun yerde kal. Diğerleri de beklesin. Şu Vilich'in lanet evladını da mı yol üstünde patlatsam acaba? Sen nereye gidiyorsun mesela? I like what I see. Tommen likes what he sees. You need us, don't you? Dönüp bunları patlatsam mahvederim var ya. Ama aniden yol geçeneni gibi bunları patlatmak mantıklı mı bilemedim. Donda JB Prime'ın avantajıyla katılıyor. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Burayı... Aa! Namlu alayım patlıyor. Nargıl zerrecikleri. Haritayı bir göster. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için, çok sağ olun. Ya şöyle yapmayı planlıyorum. Bunlara gelecek destek ordusu neredeyse kalenin içinde spamlı olmayacaklarını tahmin ediyorum. Dışarıda destek ordusunun işini bitirdikten sonra içeriden ordularla kaleye girebilirim. Hatta ve hatta kalenin birliklerinin o kadar da güçlü olmadığını görüyorum. Ejderha ordumla beraber oraya inip komple parçalarını ayırabilirim orayı. Nargıl zerreciklerini kulelerin dışında tuttuğumuz anda hiçbir sıkıntı yok. Birlikleri kapıya yağarım, piyadeleri. Atlılarla ve diğerleriyle destek ordusunu biçerim. Cehennem topuyla falan böyle bir ortalığı talan duman ettikten sonra keyfime bakarım. Bir tane hızlı kayıttan save alayım. Bence o adamı da kaybetmemize gerek yok ve Tizenklere, yandaki kaos savaşçılarına dalmayacağım galiba. Dostlar, Tamurkan gerçekten çok çok güçlüymüş. Yani ben uzun zamandır Warhammer oynamıyordum ve uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi de hatırlamıyorum. Baya baya güçlü. Çok güzel destek ordusunun nereden geleceğini gösteriyor. Tam zıt istikamete kurulur. Bir yandan fight'i yürütürken bir yandan da destek ordusunun içinden geçerim. Hatta sadece bizim Lord'la bile destek ordusunun içinden geçebilirim diye tahmin ediyorum. Biraz fanteziye giriyor, evet. Bir parça fanteziye giriyor ama bence okey yani. Ve merkezi falan çok rahat bir şekilde alabiliriz. Merkez elden gidince adamların her şeyi elden gidiyordu. Ejderhalı Lord merkeze inecek. Geri kalanları kapıya hücum edip dışarıda benimle beraber avlanacak. Şimdi öncelikle şunu yapmak istiyorum. Bu destek birliklerinin kalenin içine girmesine izin veremem. Öncelikle ejderha binicisi Lord'umu 4 numarayla ben kontrol edeceğim ve yanına bizim sineklerden oluşan namlı alayı vereceğim. Burayı alabilmesi için önce diğer ikmal noktalarını almalı galiba. Okey, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Buradan oraya doğru anında onları uçuracağım. Direkt ikmal noktalarına vuracak bunlar.
Lord'un kendisi burada değil mi ya? Lord'un kendisiyle beraber. Sen aslında... Senin hiç zarar görmene gerek yok. Seni şuradan geri çekilmeye programlayacağım. Sen oradan fight başlar başlamaz geri çekil. Ondan sonra duvarlar muvarlar yarık gibi lan. Ne biçim şehir burası? Kaos cücelerinin şehri de. Tabi eminim kaos cücelerinin de çok efsanevi otantik üniteleri vardır. Hoca, burada şöyle yapacağız. Bu ve bu. Aslında kurt piyadelerle beraber takılabilir. Bunlar ve şuradaki arkadaşlar. Bunlarla fight'ı karşılayacağız, gelenleri. Artı tabii ki Amurkan Beyciğim. Zaten Tamurkan'ı yenmenin ihtimali yok ya. Tamurkan belki tek başına bile şey yapar. Aa! Sen bir tane büyük bir ünite misin? Aa, vay be. Ben bunun büyük bir ünite olduğunu bilmiyordum bu arada. Şimdi şöyle yapacağız. Kaos topçusunu buraya koyacağım. Gerçi kaos topçusu burada hiçbir şey yapamaz ki. Bence topçu da diğerleriyle beraber geri çekilsin. Hiç yok yere kulelerden bombardıman yemesin. Kurt adamlar ve sen hariç. Kurt adamlar ve diğer piyadeler. Ve diğer üniteler. Onlar buradan... Buradaki kapıya doğrudan hücum edecekler abi. Şunlar geri çekilecek. Muharebeye başla. 5 numara geri çekil. 1 numara kapıya dal. 4 numaradakiler. Gelin abi merkeze. Abi oyun beni çok yoruyorsun şu an. Ya kalenin içine niye giremiyorum hemşerim? Buraya gelen desteği bunlar paramparça edecek. Hepinizi 3 numaraya atadım. Ne zaman geliyorlar? 29 saniye sonra. Önce burayı alıyorsunuz. Kapı ne alemde? Aha da darma duman. Yürü. Buranın şeyini alamıyor muyum ben? Vay be. Şunlara dönün.
Benim arkalama hayallerim yalan oldu o zaman. İnin de bari şunlarla savaşın. Allah lordumu burada dilediğin kadar yalnız bırakabilirsin. Yürüyün abi. Hocam size vururken iyi şanslar. Saniyede 7,5 can yenilenmesiyle. Önce sizi şuraya alayım. Silah buff'ını da bastım. Bazıları kapıdan girmeyi başarmış galiba. Abicim yürür müsünüz şuraya? Lan şurada Lord'la 1v1 at. Bir numarayı şuraya götürelim. Üç numaradaki adamlar ne yapıyor? Burayla uğraşıyor. Otomatik çöktüler abi. Böylelikle ben ünitede kaybetmemiş oldum. Ya bizim faction'da hakikaten her şey var. 359 kill almış bu arada. Tamurkan. Artık Tamurkan manyak. Eskiden olduğu gibi ejderhalarla uçup ya şeyi hatırlıyorum. Warhammer oynarken vampirlerin War Gelf ne üniteleri vardı böyle. Uçabilen tehlikeli yaratıklar. Birazcık vahşi olanlar. Onların uçup böyle hani merkeze inip merkezdekileri parçaladıktan sonra oyunu kazandırdığını hatırlıyorum. Uçanları zinhar saymadı. Belki de bizim Ejder Lord'u mu çok iyi iş yapamadı. Önce talan ettim. Düşman Lord'u muharebede öldü. Sonra... Sen ordularınla nereye kaçtın lan? Birader selamünaleyküm. Senin orduyu bir tek benim Tamurkan bile yenebilir ya. Larva Lord'u Tamurkan. Liderlik 10, hücum bonusu 10. Gözü pek. Renkli kitap. O müthiş bir can yenilemeleri var ya. Sen daha dur, bizim daha araştırma olsun. Araştırmayla beraber neler neler gelecek. 18k paramız oldu bu arada. Kaliteli bir yağmaydı. Buradan geliri arttırıyorum. Bu bölgede kalan parayla hisarı kademe 5 yapıyorum. Ve hisarımız kademe 5 olduğunda
Efsun kalkan falan gelecek. Onları da kullanacağım. Şimdi Tamurkan Reis'in level alma vakti. Boşluk zırhı var. Boşluk zırhını giysin bakalım şimdilik. Ve öteki dümenci parçası. Ya büyü direnci azaltmasının bence bir anlamı yok. Şuradaki dirayet muskasını alabilirim uğur kurtarışı için. Aa, dirayet muskası yerine ne vardı burada normalde? Burada sanki daha iyi bir item vardı gibi ya. Adi tohum. Sen bana adi tohumu ver. Pasif yetenek tazelenme veriyor çünkü. Benim şu an mesela tazelenmem ne kadar? Bende inanılmaz bir tazelenme var. Menzilli direnci. Korku salar. Savaşçılara hasar verir. Tazelenme. Bayağı bir can yenilemesi olması lazım ya pasif olarak. Nerede görebileceğimi bilmiyorum bu arada ama. Liderliğinin aurası şusu busu. Olağanüstü abi. Yara bırakandan silah hasarını da çıkardım 545'e. Muhtemelen vurdum mu inletecek. Sen ne yapabilirsin sevgili dostum? Seni de fulledik. Ölümcül darbeyi aç. Ejderhalı olan arkadaşın daha güçlü olmasını sağlayalım. Senin daha dayanıklı olmanı sağlayalım. Bizim kurt efendiyi geliştiriyoruz. Şu an senin burada yapabileceğin bir şey yok aslında. Seni bir yolculuğa çıkarabilirim. Nedir bu yolculuk? Seni Karakdum'a doğru götürebilirim. Buralara zaten Tamurkan'ın ordusu yakın. Evet, 40 puanım var sadece. Şu an hiçbir şey yapamam. Ya, Tamurkan tek başına o kadar güçlü bir lord ki. Vallahi 30 satır özellik ya. Quarksim hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil dostum. Merhabalar, keyfine bak lütfen, hiç problem yok. Bak bu arada veba kusursuzundan tüm karakterlere can gelecek. Muharebede bütün orduya iyileşme gelecek. Ayrıca birimler bonus elde edecek. Yani teknolojimiz 10 numara. Abi direkt göz hisarını vuralım. Gümbiye. Parazit tomarı diye bir şey vardı. Allah kusura bakmayacaksın acı. Buradan geri dönüp yarım bıraktığım işi bitireceğim. Tamurkan 29 oldu. Bizim lordun herhalde bir yıkıcı hücumu eksik. Bu adam lordlarıyla falan olağanüstü bir adam ya. Abi jilet pençeleri falan da al. Beyefendi Yavuz 15. ayında teşekkür ederim. Beyefendi Yavuz hoş geldin, 15. ayın kutlu olsun. Quarksim dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Keyfine bak. Her konuda. Ne olduysa olmuş bitmiştir. Yani... Keyfin yerinde olsun yeter dostum. Hoş geldin. Şu
Şurada şu para veren binaların sayısını bir arttıralım. Adamları bu arada yıktık galiba. Yıkmadık mı? Daha bir eyaletleri daha var bunların. Dur, öteki yeri de yıkayım da öyle geleyim. Vallahi hiçbirinizden yana bir korkum yok. Evet. Bugün full Warhammer oynandı. Bakan Uvis'in. Ya tek oturuşta bitirdim işte. Yani tek oturuşta bir seri çıktı. Güzel oldu. Bunun yanına bir şey yapılabilir mesela. Age of History 3 günümüz modu Türkiye ya da yanına başka bir şey ilave edilebilir. Birazcık şey olur. Elimde güzel video olur, hoş olur. Yok, kahraman falan yetiştirme ya. Karakdun bölgesine şöyle bir ver parayı, onlar orada takılsın. Şu kuş sürüsü bölgesini bir parçalayayım. Buradan sonrası zaten şey galiba bak, Çağatayların yılan kapısı falan var burada. Narundir. 2000 altınınızı alayım. 2000 altınınızı alayım kanka. Belki Çağataylara bile eziyet ederim yani. Yılan kapısından girip bunlara. Abo. Ama tabii bir yerde ordunun kendini dinlendirmesi lazım. Göz hisarını kolonize edelim. Orada takılalım. Şu efsanevi kahramanı ilk aldık. Ulan ne çok işimize yaradı ya. Birader yara izli gazi. Sonra bu Nargle tarikatçısı. Lan sıradan Çinko Karbon adamı bile müthiş bir hale getirdik yani. Önlenemez de liderliğini arttırayım şunun. Kurtada düşman arayan verdim. Buradan doğa dışı açlığı falan alırım. Çok iyi. Biz ne çok eyalet almışız ya. Sözümüze olan sadıklığımızla biliniyoruz ama bu güzel bir şey. Şimdi ben bir Çağataylara dalacağım dostlar. Yılan kapısında Çinliler var, evet. Ya birkaç tane lordu kuvvetli ejderhaya falan dönüşmesi özellikle. Bazı lordları kuvvetli yapıyor. Şimdi... Ben burayı aldım. Sırf burayı zaten şeyden dolayı aldım. Namlı alay var mı hocam? Namlı alay için level 30 olsun diyor. Ruh öğüten. Ruh öğüteni almak için kime atacağız acaba? Göz hisarını şey yapalım. Pistam resu sarnus. Rikvultama. Rikvulta haşut. Senin son 4 toprağın mı? Hala bir tane toprağı şurada. Ya ben bu adamlara musallat olacağıma sana mı gelsem acaba?
Onu düşünüyorum hani böyle. Taş gök bayırlarını kolonize ede ede sana doğru geleyim. Seni patlatayım ama zaten seninle dövüştüm. Ve gene bu sefer bak bastığı ordular full amele goblinler değil ha. Bu sefer var yani bir şeyler. Valla bütün özel üniteleri aldım. Yeni bir adam da çağırabiliyorum. Aa bak bununla Çağataylarla savaşırsak bu herif tatmin oluyor. Adamlar top mop getirmişler. Şu kapısına. Ya en olmadı kapıyı yarmayı deneriz bir tur, tamam mı? Yarabilirsek ne ala. Yaramazsak canımızın sağlığı. Gerçi bizim Çağataylara saldırmamız şu an fantezi. Bence Çağataylarla bir işimiz yok. Diplomasi hamleleri de işimize yaradı aslında. Şimdi aslında final bölümü yapmak istememin sebebi hem 5. bölüme ulaşmış olmamızdan kaynaklı. Aa merhaba. Saldırmazlık anlaşması. Abi büyük zevkle. Orklarla yani saldırmazlık paktına her zaman varım. Orklarla bir derdim yok şu anda. Yani dediğim gibi fantezi olsun diye sırf gidip bir Çinlilere musallat olabilirim. Hataylara. Onun dışında bir olayımız kalmadı. Baskın yapamıyor muyum ya? Dur ya bir tur daha base'de kal. Şunlar akıllı yaratıkları ve bunlar zor toparlanıyorlar. Aa. Bak büyük silahlı veba ogreleri ve normal veba ogrelerinden basabiliyorum. Benim bir tane veba ogrem var. Rütbe 9 olmuş. Namlu alayım var 2 tane. Onlar var, bunlar var. Var oğlu var ya. Şunlar da namlu alay da hızımızı çok iyi bunların. Abi galiba namlu alay da olsa ben bunları çıkaracağım sanırım ya. Yani onun yerine şunlardan veba ogrelerinden bassak 1000 kat iyi abi. Bir tur dinlenir, bir tur da öbürü dinlenir. Gelecek tur savaşa hazır. Anda gelecek tur içerideyim. Ve gelecek tur Kataylara dalmaya gidiyorum. Görüşmek üzere Quark, çok dikkat et kendine. Bak bana böyle yakın dövüşçü lazım abi. Ama campaign'de birinci olamıyorum, o ayrı. Belki gelecek sefere mod kurarız bir sonraki oynayışımıza. Kardeş olur, benim orklarla bir problemim yok kanka, ben bedavadan paranızı alırım. Sana hiç şu an bakım parası ödemeye niyetim yok ya. Oo, Nargıl öğütücüsü açıldı. Bunu buraya koy. Pil dişine basmaya devam ya da dur. Pil dişine basma. Bekle bir.
Abi namlu alay basacağım. Bunların hangilerini salmak lazım şimdi? Şu çürümüş dişlilerden birini atacağım. Son namlu alayımı basacağım. Nargıl ruh öğütücü, özel menzilli silah. 360 vuruyor. Sen nesin abi? Ejderha geçidi daha kalabalık gibi. Ben geliyorum birader. Adam level 30 oldu. Bütün özellikleri full. Daha da level 30'dan ötesi yok galiba. Level 30'dan ötesi var mıydı? Hatırlamıyorum. Ama sanki 30 bana son gibi geldi. 30 mu sondu, 50 mi sondu? Binasını bastım. Şimdi bir de bir veba yapalım abi şöyle. Oh, nargıl yozlaşmasından koy. Yakın saldırı koy, savunma koy. Şöyle Lord Tamurkan'ın üstüne bir veba yay bakayım. Nargıl yozlaşması. Yakın saldırı, yakın savunma. Hadi bakalım. Geliyorum, geliyorum. Kapıyı yarmaya geliyorum. Kapıyı kırmaya geliyorum birader. Senle de bir derdim yok. Senle de saldırmazlık anlaşması imzalarım. Geliyorum, geliyorum. Aynen öyle. Sinan abi hoş geldin. İyi akşamlar. Warhammer 3 için limit 50. Ha. Ben onu 30 diye yanlış hatırladım o zaman. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman bir durdurak noktası yok bizim karakterin gücünün ya. Arkadaşlar Çağataylara dalıyorum. Lan dünyanın birincisiymiş adamlar. Bu tutu. Yeşim savaş davulu falan. Hadi bunu elle geçeyim. Şey bunu normal geçeyim. Gelenleri elle duyurayım. Kardeşim burası benim hadi. Batı kapısını alabilirseniz. Yani ben içerideyken. Mekan sizin ocağı. Senlik bir işimiz yok ya. Efsanevi kahraman. Sana yara izli gazı verdim. Akıl hocası. O akıl hocasıyla bu bütün orduya dağıtıyor galiba değil mi? Karakter tecrübesini. Zeng'den nefret ederek gittim. İşte insan daha fazla teknoloji arıyor hocam. Karakterini bir daha fazla geliştirmek istiyor. Doğa dışı açlığa verdim. Hataylarla savaşıyoruz ya, bizimkinin keyfi yerindedir.
Benim bütün eyaletler sağlam bu arada. Göz hisarına bir şey basmadım. Aa, bu kapı. Kontrol ve büyüme topladım kapıdan. Size kapıyı almaya gelecekler mi? Götlet diye bir adam geldi. Abi kapıya gelmezseniz yalnız sizi yağmalarım. Göz hisarına da veba karıştırdım. En güçlü hisar görevini başarmışız. Efsunlu kalkan da geldi. Geliyor geliyor. Oğlum bunlar köylü lan. Peki Nangu'yu yıkarsam bana ne engel olacak mesela? Ben böyle bütün Çin diyarının içinden geçerim ama. Ordum gayet iyi durumda. Buradan yılan geçidine gitsem. Ana orduyu bunlar yılan geçidine şey yapmışlar. Bak gökyüzü fenerleri. Onyx kalkanları. Ama ben... Yok edici Tamurkan'ım. Önce talan et. Sonra işgal et. Artı 15.000 para ve 2.000 gelir geldi. İyi geldi. Avuç adam hızını alamadı. Çağatayları işgal ediyor. Aa, ordu bakımını falan düşürebilirim ha. Ne kadar ki bu ordunun bakımı? Abi yıkımla kutsanmışa gidelim madem. Yara izli gazi dedim. Ya bu kurtun doğal olarak bir bineği yok. Ejderha ogresinin kilidi bir açılsa ejderha ogresi de alacağım da. Bizim orduda ne ararsam var. 25.000 para birikmiş. Buraya yapacak bir şey yok. Bak, fırtına tepesinde şöyle gelir ve kontrol arttırıcı binalar yaparım. Ondan sonra burada şurayı bir basarım. Şöyle iki tane hisar bastım mı? Oralardan yana da bir sıkıntı olmaz. Ben bir tane Çağatay Savaşı'nı elle yapmak istiyorum ya.
önümden geçsin, bir şey yapsın. Arazi oldu. Abi hiçbiri önüme dahi çıkmıyor ya. Her önüme gelene pat 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 vuruyorum. Nangu'ya da veba bulaştırdım. Abi Nanni'yi patlatmaya gidiyorum. Canı az olan orduları geride bırakayım. Tamurkan'da bir şunların üstüne gideyim ya. Abi Tamurkan'da şey olmuş bu arada. Bizim Tamurkan reis de tam olarak bir süvari kıvamına gelmiş dostlar. Hızı 70 falan. Yani bunlar paramparça olacaklar. Şu yeni üniteyi görmek istiyorum. Kendi menzilli şeyi var ya. Namlu alay. 200'lük mü ne bir menzili var herhalde. Böyle büyük yıkım makinesi gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Çin'in içinden geçiyorum bu arada. Hiç kimsenin umurunda değil. Yani tam zamanında final yapıyoruz diyebilirim dostlar. Abi özellikle sen bu savaşta yer almayacaksın. 5 numara çekilecekler olacak. Kutulu hoş geldin. Tamurkan'ın ne kadar can yenilemesi var? Bilmiyorum. Şu bizim reisi bir göster. Aa, abi Urgot. Lol Urgot. Daha çirkin, daha çirkin abi. Lol Urgot daha çirkin. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim kurt bir dursun. Kurdun tek başına hızı 90 zaten. Abi şu benle beraber Mili'yi de alacak lordları 3 numaraya alıyorum. Ordunun kalanı bekleyecek abi. Bunlar havadan destek verecek. Ani bir durum olursa bunlar müdahale etsin ki ani bir durum olacağını zannetmiyorum ya. Sırf şu ekiple parçalayacağım işte onları. Beş numara geri çekileceklerdi normalde. Bunu 7 numaraya alayım. Bunu 6 numaraya alayım. Ya da seni de birin arasına alalım. Tamam, bu geri çekilecek. Aa, bu buradan buna saldırabiliyor mu? Oha! Sen topçu musun? Ayaklı kuşatma makinesi. Okçulara dön. Aa, bizim cehennem topu da vardı değil mi?
Don abi. Sıfır kayıp. Hatta sıfır hasar. Arkadaşlar. Ateş etmeyin. Şuna baksanıza ya. Oğlum ateş etmeyin dedim ya. O ben söyleyene kadar ateş açıldı galiba. Ya da adamlar benim sözümü dinlemiyor abi. Şu çok iyiymiş lan. Ayaklı mayaklı böyle. Amurkan. Sıfır kayıp. 138 kil almış. Ya ben şuna inanıyorum abi. Bizim Tamurkan Beyciğimi ben dalarsam tek başına bir Çin ordusunu parçalayabilir bence. Bir Katay ordusunu parçalayabilir yani. Çin Çin deyip duruyorum da orası şey yani. Belli ki Çin abi. Eyaletin surlarıdır, şusudur, busudur. Ya yani mahvoldu yani adamlar. Tek başına bir orduya bedel bu adam ya. Abi salsan 400-500 kili de bu alır yani. Zaten adamlar bombardımandan öyle bir etkilendi ki. Önce talan ederek para. Sonra gel şurayı işgal et. Burası bir eyalet miymiş barut yolu? Sen ne yapacaksın ki o askerlerinle? Abi hiçbir şey yapamazsın bu arada ya. Şunları arttırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şu ikisini basmanın. Gel seni basalım. Burada hisar seviye 5 olmuş. Büyüme binası falan basmamak lazım. Ben buralara girebilecek bir insan olduğunu zannetmiyorum artık. Göz hisarında kontrol bas. Evet dostlar artık yavaştan son turumuzu oynayalım. Doğukan'ım aleyküm selam, hoş geldin. Bizim nargül yozlaşmamız sağlam. O fareler de bir şey yapamaz. Görüyorum görüyorum Doğukan'ım ya. Oyun çok iyi gitti bu arada var ya yani. Çok güzel bir seri yaptık. Benim hoşuma gitti. Bak yılan kapısını almaya gidiyor Miao Ying. Miao Ying de yanlış hatırlamıyorsam efsanevilerden biri. To touch a dragonborn is blasphemy. Buradaki ordular daha tam kendine gelemedi. Hemen arkandayım, seni takip ediyorum. Artı 6000 gelir yapma başarımı vardı galiba ya. Başarımı demeyeyim de görevi vardı. 6000 olursa görev ne oluyordu? İradenin tacı. Ümitsizliğin büyük simgesi. Liderlik düşürüyor millette. Arkada öyle alelade bir ordu tutuyorum.
Yıldırım ejderhası şey bunlar ejdere mejdere dönüşüyorlar bayağı iyi. Ha iki ordu bir araya, üç ordu bir araya geldiniz. Bana dalacağınız öyle mi? Hadi bu efsanevi final savaşımız olsun dostlar. Ya Herro ya Merro. Harita belli. Allah çok iyi kurulacağım. Sizi garanti mağlubiyete uğratacağım sevgili Çinliler. Tabi yıldırım ejderhasına falan dönüşecek ama ya sabaha kadar ejderhaya dönüşse ne olur? İstediği kadar ejderhaya dönüşsün. Şimdi şunları arkaya bir yere konumlayacağım, tamam mı? Aa ordunun biri bizim arkamızdan gelecek öyle mi? Tamam. O arkadan gelecek ordunun kafasına çökeriz artık kalabalık mı geliyorlar ne yapıyorlar ona bağlı. Ya 3 ordu hiçbir zaman için bir araya gelemeyecek tabii ki orası apayrı mesele de. 3 ordu hiçbir zaman için bir araya gelemeyecek. Şimdi bizim gerimizde çıkacak ordu çok güzel. Balonlu malonlu bir ordu. Burada çıkan ordu da Kuzey Eyaletlerinde herhangi bir lordun ordusu. Şimdi burası 1 dakika 46 saniyede gelecek. Burası 1 dakika 51 saniyede gelecek. Öncelikle şunu söylememe izin verin. Burada diğerlerini karşılamak üzere cehennem topları ve bizim adamlardan oluşan bir ordu bekleyecek. Menzile giren adamları avlayacak bunlar. Garanti buradan çıkacakları için buraya koyuyorum. Konumunuzu bozmayın ve savunma modunda kalın. Sizlere 7 numara diyeceğim. Öte yandan bunların üzerlerine doğru koşan eden olursa buradakiler onların canını okuyacak. Şöyle arkada bekleyen devasa bir ordum olacak. Mobil bir ordu. Hani okçuların üzerine koşmalı etmeli. Şu ikisine özellikle cehennem topuna zarar gelmediğinden emin olacağım. Bununla beraber Tamurkan ve Ejder Lordu tam olarak burada gelen destek ordusunu karşılayacak. Ve tabii onlara Ogre'lar ve şu dev eşlik edecek. Agacım size 4 numara diyelim. Sinekler ve diğerleri de 5 numara. Hatta belki ejderha ve sinekleri 5'e ayrıyetten alıp şunları 4'e alabilirim. Malonları çıkacak ya. Onun için şey yapıyorum. Şu adamı tekte 2 numaraya bırak. 4 numara şöyle bir yığılsın. Ogrelerle beraber devler hazır olacak burada. Ayrıca şuradaki 4 piyade bunların arkasında o atlıların yanı sıra. Aa. Ne oluyor? Biz de avlarız sizi aslan. O zaman şunlarla doğrudan dalarım. Cehennem topun vurur umarım onları. Bir dakika var. Şunları bir dakikada oraya götürüyorum. Ya da dur. Bunlar bir dakikada oraya gidecek.
Piyade birimleri bunları sıkıştıracak. ...27 saniye var. 31 saniye var. Şurada kalın. Son 6 saniye. Geliyor. Usamadı mı? Şunlarla uğraşın. 3 numara gir buraya. Gir buraya abi, gir. Ne bekliyorsun? Şu atlıların bu savaşı kazanıp bir an evvel dönmesi lazım. Çığlığını bas. Yeteneği kendine bas. Debuff'u şuna bas. Şuraya şeyi de bas. Yürü abi. Şu okçuları falan halletsenize abi. Ya çok fazla yerde çok fazla şey oluyor dostlar. Ve farkındaysanız adamlar aptal izliyor. Yani 3 cepheye birden yetişemiyorum abi. Maalesef 3 cepheye birden yetişemiyorum. Bizim piyadelerin hala canı full orada. Sen burada uyuma. Siz şunu vurun. 2 numara koş. İkiniz geri çekilin. Bizim bak cehennem toplarını yediler. Hamdala'yı geri çek. Geliyor oğlum, Tamurkan geliyor, bekle. Canı da mantıklı olarak Tamurkan'a bas. 3 cephe birden olunca o bizim işleri sıkıntıya soktu ya. Canım geri çekil. Ama gücümüz, kudretimiz karşısında dostlar. 3 ordu anca hakim olabildi. Yürü abi, yürü. Kaçabilirsin. Cephanesi bitmiş sinekler de kaçsın.
Ejderleri kullanalım. Kaçabilen piyadeler de kaçsın oradan. Yürüyün abi. Ejder geliyor. Düşman ordunu yendik. Şuna bir hız debuff'ını bas. Yapıştır. Muharebe sona erdi ama benim için tam anlamıyla sona ermedi. Bütün ünitelerinizi tavan duman edeceğim orada. Şu gökyüzü topunu hallet. Dostlar bence bayağı sağlam bir savaştı. Ya hani kayıp vermişizdir illa ama emin olun verdiğimiz kayıpların sebebi şeydir yani. 3 farklı cepheyi aynı anda yönetmeye çalışmaktan dolayı şey yemişizdir. Kayıp vermişizdir. Cehennem toplarını yediler bir kere ama cehennem topları dışında bir tane dandik üniteyi yemişler. İlimli yardakçılar. Dandik ünite dediğim namlı alaylardan ama bir şöyle namlı alay var, bir öyle namlı alay var. O namlı alayları yiyebilirler. Cehennem topu iyiydi aslında ama savunmasız bıraktık. Bizimkiler gene şovunu yaptı abi. Yani 3 orduyu tek başına parçaladı. Tamurkan yenilmedi, diğerleri yenilmedi. Yani herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ama genel anlamda sıkıntı şu oldu. Çok fazla cephe olduğu için ben umduğum verimi alamadım. Ağzının payını almıştır diye tahmin ediyorum bunlar. Gider kalanları otoda patlatır. Sonrasında artık bu serilik bu kadar deriz. Bence olağanüstü bir savaştı. Yani Pyrrhus zaferi dediğine bakmayın abi. Evet, Pyrrhus zaferiydi ama bizim şövalyenin sadakat artmadı mı ya? Baksana kaç tane liderlerini öldürdük yani. Üstelik Miao Ying'i yendik. Miao Ying'i yendiğimiz için fırtına ejderhasını, yakın dövüş savunması ve nitelik kazandık. Ayrıca Kata'ya karşı savaşırken Kata'ya karşı ekstra güç kazandık dostlar. Selamun aleyküm. Yani bir 9 asker yalan oluyor ama bir şey olmaz. Ve vebanın lordu her şeyi parçalar dostlar. Ya en güçlü sıralamasında birinciydiniz abi, ne oldu? Kaç level birden alındı? 22.000 para yapıldı. Bak 6.000 olduğu zaman gelir ayrı bir buff da gelecekti. Şunların bakın masraflarından düşerek 6.000 yapabilir miyim bunu? Kurbağaları dehle. Aha 6.000. Turu geçtiğimde o 6.000 geliri almış olmam lazım. Ya da belki de verdi bile. Bilmiyorum. Efsanevi kahraman. Bizim lorda biraz ayıp oldu ya. Bak yıkımla kutsanmışını fulledim. %10 daha az bakım masrafı ve şeyi verdim.
bizim Ejder Lord'unun yıkıcı hücumu arttırmak lazım galiba. Kurt adam ne yaptı? Sert deri ve yaslı ulumaları aldı. Doğa dışı açlıkla da can buff'ını aldı. İstersen hisarı basarsın. Fırtına tepesini basarsın. Salarsın turu. Köşeye bir yere çekileceğim dostlar. Anda kimse bize dalamadı. Yılan kapısına çekilirim, bir iki asker koyarım oraya. Sonra derim ki eyvallah. Bu da serinin sonu. Bende şey var yani, serileri bitirirken genelde her zaman geri dönecekmişim gibi çok tertipli, düzenli bir şekilde bitirmeyi seviyorum. Normalde savaşı yaptık, bitti. Alt F4 deyip çıkabilirdim ama bilmiyorum ya, böyle oynamak daha çok hoşuma gidiyor. I serve only the dragons. Terrakota mezarlığı. You are without sense. Dur ya, bir yılan kapısına doğru gideyim. Prepare my citadel. Girdim içeriye, talon duman edip çıktım. O yıkılanlar şunlardandı ya, öyle o kadar da şey değil. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bunun bir tane namlu alayı var. Bundan iki tane de normal basarsan ne olur biliyor musun? Olağanüstü bir şey olur abi. Evet. Dostlar, bu da böyle bir seriydi efendim. Hemen final deyip kaydımı alıyor. Ve seriyi burada sonlandırıyorum. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.